Merhabalar, ben Profesör Doktor Meltem Demirkıran, Çukurova Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevliyim. Uzun yıllardır hem MS hastaları hem hareket hastaları ile çalışmaktayım. Bugün size multiple sklerozda görülen hareket bozukluklarından bahsedeceğim. Çok fazla sayıda hareket bozukluğu olduğu için özellikle MS'de sık görülen birkaç hareket hastalığından bahsetmeyi tercih ettim. Bildiğiniz gibi multiple skleroz santral sinir sistemini çok dağınık ve yaygın tutan bir hastalık. Bu nedenle çok farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Bazen de hareket hastalıkları ile kendini gösteriyor. Bu hareket hastalıkları, biraz sonra bahsedeceğim hareket hastalıkları bazen hastalığın süreci içerisinde hastalığa eşlik eder şekilde ortaya çıkabiliyor. Bazen de ataklarla kendini gösteriyor. Yani ataklar sırasında da bu hareket hastalıkları ile karşılaşabiliyoruz. Bunların MS hastalarında en sık gördüğümüz hareket hastalıklarından bir tanesi huzursuz bacaklar sendromu. Huzursuz bacaklar sendromu hastaların bacaklarında hissettikleri farklı, çok net olarak tanımlayamadıkları garip bir duyumsama şeklinde ortaya serdikleri ya da bazen karıncalanma, uyuşma gibi ya da ağrı gibi terimlerle anlatmaya çalıştıkları farklı bir duysal semptom. Bu tablo genellikle akşam saatlerinde daha çok gece yatarken ortaya çıkıyor. Ve hasta bu huzursuzluk hissi nedeniyle bacaklarında hissettiği bu huzursuzluk hissi nedeniyle genellikle uyku zorluğu çekiyor ve kalkıp evin içinde ya da odanın içinde dolaştığında genellikle bir rahatlama hissediyor. İlk aşamalarda daha çok gece saatlerinde uyku saat sıralarında bu tablo ortaya çıkarken daha sonra zaman içerisinde gündüz saatlerine de yayılabiliyor. Örneğin oturduğu zaman, uzun süre oturduğu zaman yine benzer bacaklarında benzer duyumsamayı hasta hissedebiliyor. Nadir olarak bu sadece bacaklarda değil, kollarda da benzer şekilde hissedilebiliyor ve hastayı oldukça rahatsız ediyor bu tablo. Tedavisi olmayan bir durum değil. Nadir olarak omurilikte ortaya çıkan lezyonlar nedeniyle olabildiği gibi zaman zaman da hastanın kansızlığı varsa ya da şeker hastalığı varsa ya da lomber bölgesinde yani bel bölgesinde bir fıtık varsa ortaya çıkabilen bir durum. Tabii altta yatan sebebe göre tedavi edilmesi gereken bir tablo bu. Bir başka hareket hastalığı titreme. Bizim tremor dediğimiz sizlerin titreme olarak bildiği bir başka hareket hastalığı. Titremeler multiple sklerozda oldukça sık gördüğümüz hareket hastalıkları. Bunlar yine santral sinir sisteminde özellikle denge organının etkilenmesiyle ortaya çıkabiliyor. Ve hastanın günlük yaşamını ne yazık ki etkileyebiliyor. Bardak tutmasını, çatal kaşık tutmasını engelleyebiliyor, yazı yazmasını güçleştirebiliyor. Duruma göre yine tedavi edilebilecek bir durum bu. Sadece ekstremitelerde yani kollarda değil, ellerde değil, aynı zamanda zaman zaman başta görebiliyoruz biz bu titreme durumunu. Seste etkilenebiliyor, seste de yine titreme söz konusu olabiliyor. Özellikle ellerde olan titremelere yönelik verilebilecek bir takım ilaçlar var. Bu ilaçlarla bunları kontrol altına almaya çalışıyoruz ve başarılı da olabiliyoruz bu titremeler konusunda. Onun dışında multiple skleroza bazen tonik spazmlar ya da tonik kasılmalar ya da paroksismal distoni dediğimiz bir tablo eşlik edebiliyor. Bu sırada bu genellikle ataklara eşlik eden bir durum. Yani ataklar sırasında bunu görüyoruz. 3-5 saniye süreyle ya da birkaç dakika süreyle hastanın kolunda ya da bacağında bazen ağrılı bir kasılma söz konusu oluyor. Ve bu kasılma sırasında
Hasta elinde herhangi bir şey, obje varsa bunu düşürüyor ya da o elini geçici bir süreyle kullanamaz hale geliyor ya da ayağını geçici bir süreyle kullanamaz hale geliyor ve yürümekte güçlük çekebiliyor. Bazen hem kol aynı taraftaki hem kol hem bacak da aynı anda kasılma ortaya çıkıyor. Genellikle bunlar saniyeler içerisinde kayboluyor ama gün içinde tekrarlayabiliyor. Böyle bir durum ortaya çıktığında da eğer atağa eşlik ediyorsa atak tedavisi yapıyoruz. Ataktan bağımsız o ortaya çıkmışsa yine buna yönelik tedavilerimiz söz konusu olabiliyor. Bunların dışında MS hastalarında çok nadir olarak atetoz dediğimiz, kore dediğimiz istemsiz bir takım hareketler tabloya eşlik edebiliyor. Eğer atak sırasında ortaya çıkmışsa yine atak tedavisiyle bunları kontrol altına almamız söz konusu olabilir. Bunun dışında multiple skleroz da çok çok nadir olarak hareketlerin yavaşladığı bir süreçle giden Parkinsonizm tabloları görebiliyoruz ama bunları çok da sık görmüyoruz açıkçası. Hepinize sağlıklı günler diliyorum ve hastalığınızla barışık bir yaşam diliyorum. Bildiğiniz gibi bu sizin yol arkadaşınız. Ve bu yol arkadaşlığı sırasında biz de sizlere elimizden geldiğince destek olacağız.